Efendim sevgili izleyiciler, yepyeni bir program olan Kalp Dostu Yemekler programıyla karşınızdayız ve sizlere bu hafta Bosna Hersek'imizin Kalp Dostu Yemeklerini tanıtacağız. Bunları tanıtırken de yanımızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi kardiyoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy bizlerde olacak. Ve ben hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizinle böyle gerçekten dolu dolu çok güzel bir program oluyor. Ben kendi adıma çok mutluyum. Çok evet. Da teşekkür ederim sizlere. Evet, yani ben de sizinle beraber tüm herkese, özellikle TGRT Euro ve TGRT ile herkese ulaşmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü bizim bu yaptığımız kalp dostu yemeklerin ve kardiyoloji dernekleri tarafından onaylanmış olan bu yiyeceklerin gerçekten sizler tarafından hazırlandığını ve Türk halkına ulaştığını görmek beni de gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü günümüz biliyorsunuz çok hızlı gelişen, çok hızlı yaşayan bir zaman içerisindeyiz. Herkes zamana karşı yarışıyor. Bu kadar kısacık bir zaman zarfında hem 3-4 kap yemek yapmak, hem doyurucu olmak, hem göze hitap etmek, hem de çalışan kadınlarımızı özellikle biraz rahatlatmak derdindeyiz. Evet. Bu programın aslında iki tane amacı var. Bir tanesi kalp hastaları için özellikle kardiyoloji dernekleri tarafından onaylanmış olan kalp yemeklerinin sunulması. İkincisi de günümüzde çalışmakta olan ve büyük ağır yükü omuzlarına taşımakta olan kadınlarımıza veya bekar yaşamakta olan insanlarımızın omuzlarındaki yemek yeme yükünü veya yemek yapma yükünü bir miktar onların sırtından almak. Ancak bunu yaparken tabii ki kalp dostu olacak şekilde bu yemeklerin en az 2 veya 3 kap veya 4 kap olacak şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak. Yani yaklaşık 1 saatte biz tüm seyircilerimiz hatırlarlar 4 veya 5 kap yemek dahi yaptık. Evet, teşekkür ederiz hocam ve ben hemen yemeğimize de geçmek istiyorum. Bugün Bosna güveci yapacağız biz. Bosna Hersek'in kalp dostu yemeklerini yapıyoruz bugün sevgili izleyenler. Güzel, Bosna güveci için malzeme listemize gelsin dilerseniz. Çok da böyle güveçte de çok da farklı bir sunum olacak aslında. Efendim dikkat ederseniz burada zaten renkler hep kırmızı, yeşil ve beyaz olarak gözüküyor. Kırmızı renk özellikle bizim için önemli. Kırmızı renk genelde bizde antioksidanları çağrıştırıyor. Yeşil renk de öyle. O yüzden kırmızı ve yeşilden uzak durmamamız gerekiyor. Evet, hemen malzeme listemiz de gelsin ekranlarımıza. Evet, Bosna güvecimiz için neler varmış? 8 kişilik servisimiz var sevgili izleyenler. 500 gram kemikli kuzu eti kullanıyoruz. 500 gram kemikli sığır eti, 3 soğan, 3 patates, 3 yeşil biber, 1 diş sarımsak soyulmamış olarak kullanıyoruz. Ama isterseniz isteğe göre soyabilirsiniz. 1 kırmızı çiğ biber kullanıyoruz. Bir avuç dolusu maydanoz, 3-4 tane nane yaprağı, bir demet dereotu, 30 gram kalp dostu margarin kullanıyoruz veya tereyağı da kullanabiliriz. 250 milim su kullanıyoruz, taze çekilmiş karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı biber tozu, yarım çay kaşığı tuz. Peki tuzumuz nasıl olacak? Düşük sodyumlu tuz kullanacağız sevgili izleyenler. Ben hemen yemeğime başlarken hocam da bu arada bize böyle sağlık haberlerinden ara ara sohbetlerimiz de başlamış olacak. Tabii. Yani siz özellikle güveci kurarken ki güveç kurmak hakikaten işimizin neredeyse 1/4'ünü bitirecek. Bundan sonraki bölüm sadece güveci fırına atmaktan ibaret. O nedenle siz efendim güveci yavaş yavaş kurmaya başlarken ki malzemeler zaten seyircilerimize verildi. Ben de yavaş yavaş çağımızın kötü hastalıklarından artık hastalık olarak adlandırılıyor. Çünkü toplumları yavaş yavaş kırmaya, toplumları yavaş yavaş kötü hale getirmeye, toplumun üretimini bozmaya yol açan bir durumdan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bugün obezite kabaca nedir diye sizlerle beraber konuşacağız efendim. Obezite, modern çağımızın hızla büyüyen estetik kaygının dışında ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiren aşırı bir şişmanlık halidir. Genel olarak kişinin vücudundaki yağ oranının artış göstermesi olarak ifade edilebilir. Yani kısacası aldığımız enerji miktarının tüketilen enerji miktarından fazla olması halinde, yani input output'tan fazla olması halinde kişinin yağ kitle indeksi veyahut da beden kitle indeksinin artması sonucunda ortaya çıkan klinik bir durumdur. Obezite günümüz şartları doğrultusunda kadın, erkek ve çocukların etkisinin altında ciddi bir sağlık sorunudur. Obezitenin ciddi sağlık sorunlarından biri olarak adlandırılması nedeni ise yüksek tansiyon, yani hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları,
eklem rahatsızlıkları ve hastalıkları ve bazı kanser çeşitleriyle birlikte kişinin hayatını tehdit eden hastalıklarla ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır. Yani burada da görüyoruz ki obezite dediğimiz zaman obezite sadece basit bir klinik bulgular grubu değil, obezite bizim üretimimizi engelleyen, Türkiye Cumhuriyeti'mizde özellikle Sağlık Bakanlığımızın da katkılarıyla şu anda kendisiyle savaşmakta olduğumuz, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde de savaşılmakta olan ve sağlık sorunu açısından çok büyük problemler yaratan, kendisi tek gibi gözükse bile sistemik olarak eklemlerimizden, kalp damar sistemimizden başlamak üzere tüm vücudumuzu etkileyen, üretimimizi etkileyen bir hastalıklar silsilesi. Bu arada siz güvecenizi kuruyorsunuz. Güvecemizin evet, tabanını kurdunuz. Biraz istiyorsanız güvecemizin tabanından... Öncelikle sığır eti ve kuzu etimizi güvecimizin dibine yerleştiriyoruz. Kemikli olarak. Hemen kemikli olarak. Ben kemiklerini de kullandım zaten hocam. Ve iri iri doğramış olacağız. Evet, soğanlarımızı ve patateslerimizi evet, halka iri şeklinde iri iri doğrarsak daha iyi olacak bizim için de. Ve patateslerimizi de aynı şekilde şu şekilde çok küçültmeden... Hemen dörde bölüyorum. Efendim Türk halkına yemek yaptığımızı unutmayalım. Türk halkı aç olmayı sevmez. Evet. Dolayısıyla lütfen yemeklilerimizde aç kalkmamamız lazım. Biz burada kalp dostu yemekler yapıyoruz ama hiçbir Türk insanını masadan aç kaldırmamak zorundayız. Aç kaldırmamaya çalışıyoruz. Ancak bunu yaparken de tabii kalp hastalığından ödün vermemeye çalışıyoruz. Vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla evet. Şu anda güvecimizi efendim kuruyoruz ve harika bir güveç kuruluyor şu anda. Orta boy veyahut da arzu eden biz yaklaşık 6-8 kişilik bir güveç kuruyoruz. Arzu eden bunu daha da büyütebilir. Anadolu'muzda güveç kurulması çok eskidir zaten. Herkes güveci kurulmasının evet. Nasıl olduğunu bilir. Aslında güvecimizin özelliği de daha böyle iri iri olması değil mi hocam? Evet efendim. Çünkü ya burada yapılan şeyler tamamen kendi güvecin içerisindeki hem toprak olmasından kaynaklanan ki çok eski çağlardan beri toprak güveçler biliyorsunuz Anadolu'da kullanılmaktadır. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türkiye'ye has bir şey değil. Evet. Tüm Anadolu'ya gelip geçen tüm kavimler, tüm ırklar, tüm kendi yemeklerini yapan ırklar hep bunu kullanmışlardı toprak güveçleri. Evet. Toprak güveç sağlık olarak da adlandırılır efendim. Ve çok da lezzetli oluyor yapılan yemekler. Ve çok da lezzetli ve yapımı da gerçekten hakikaten çok kolay. Biz biliyorsunuz bir sloganımız da özellikle hanımlarımızın omuzlarındaki yükleri de azaltmaya çalışacağız. Veyahut da bekar yaşayan insanlarımız için de geldiği zaman evinde ya ben de dışarıda gidip de güveç yiyeyim demeyeceği kendi kendine de malzemelerini alıp yaklaşık 10-15 dakikalık bir gayretle bir fırına bunu atıp halledebileceği bir kalp dostu yemek hazırlatmak. Ben müsaade ederseniz siz burada biberlerinizi temizleyip hazırlarken güvecin içerisinde ben biraz daha obeziteyle yarım kaldı. Biraz ona devam etmek istiyorum. Obezite dediğimiz zaman yani şişmanlık efendim aşırı derecede şişmanlık. Belirtileri nelerdir diye bana soracak olursanız obezite sonucunda ortaya çıkan şikayetler şöyle olarak sınıflandırılabilir veya şöyle olarak sizlerle paylaşabiliriz. Horlamalar, yani evde yatarken aşırı horlayanlar veyahut da rahat nefes alamayan insanlar. Yani bizim demek ki nefes alışverişimizi bozuyor. Veyahut da hocam ben devamlı terliyorum, çok aşırı terliyorum, yatıyorum. Yatarken bile uykumda bir adet gömlek veya atlet değiştiriyorum. Bunlar acaba nedendir diyebileceğiniz aşırı derecede terlemeler veya uykuda solunumun durması ki biz buna uyku apnesi diyoruz. Uyku apnesinin bizde yüksek tansiyondan kalp yetmezliğine gelinceye kadar bir sürü sıkıntısı var. Rahat yattığınız zaman geceleri uyuyamamak veyahut da derin uykuya dalamamak. Ayrıca gün içerisinde biz bir türlü eklemlerimiz ve sırtımızdaki devamlı vücut ağrılığından şikayet eden insanlar görüyoruz. Bunlar da genellikle obezitenin efendim ağırlıklı ve yoğun bulgularındandır. Cilt dokusunda özellikle kalınlaşmalar veya cilt dokusunda tahrişlere bağlı olarak gelişen enfeksiyonlar, gün içerisinde yine rahat uykuya uyuyamamaya bağlı olarak yorgun, uykulu ve uyanamama, en ufak bir harekette yorulma veyahut da nefesimizin yetmemesi. Ayrıca obezitenin bizim hareketlerimizi ve günlük aktivitelerimizi bozması sonucunda gelişen depresyonlar, bunlar bizim obezitenin ağırlıklı olarak klinik bulgularındandır. Peki obezite varlığında uzman bir doktora başvurması öneriliyor.
Doktor kontrolüyle birlikte kilo verme seçenekleri değerlendirilerek kişinin ideal kilosuna ulaşması sağlanmaya çalışılıyor. Kişinin fazla kilosunu vermesiyle obezitenin yol açtığı riskler ve belirtiler önlenebiliyor. Özellikle obezite tedavisi kapsamında beslenme değişikliği, fiziksel aktivitenin artırılması ve davranış değişikliğiyle sağlıklı kilo kaybı biliyorsunuz gerçekleşiyor. Ancak bazı hastalar için ilaç tedavileri ya da cerrahi müdahale gerekebilmekte. Bu arada güvecimiz hocam, efendim evet, kuruldu. Hemen... Biz hemen Nilüfer Hanım'a dönelim efendim. Obezite ile ilgili gene verilen bilgilere devam edeceğiz. Şimdi hocam öncelikle sığır etimiz ve kuzu etimizi güvecimizin en altına yerleştirdik. Evet. Ve soğanlarımızı yuvarlak yuvarlak halka şeklinde iri bir şekilde etlerimizin üzerine yerleştirdik. 3 adet yeşil biberimiz, 1 adet kırmızı biberimizi kullandık. Ve sonra dereotumuz, taze nanemiz, taze maydanoz kullandık. Son olarak da zeytinyağımızı üzerine gezdireceğiz. Efendim bir minicik ben bir dokunmada bulunacağım. Evet. Patatesler soyulmuş. Veyahut da yıkanmış ve soyulmadan da arzu edilirse bazen bu şekilde de güveç evet. içine bazı bölgelerimizde. Aslında malzeme listemizde hocam şöyle bir durum vardı. Sarımsaklarımızı da ilave ettik güvecimize fakat soyulmadan diyordu. Evet tabii sarımsakları bütün ancak sarımsaklara nefaset vermesi için kullanıyoruz. Sarımsaklar daha sonra dışarı alınacak. Bizim derdimiz yemeğin çok güzel ve çok nefasetli olması hem de doyurucu olması. Yani kalp dostu yemek yapıyoruz diye aç kalmamıza gerek yok. Düşük sodyumlu tuzumuzu kullandık. Evet karabiberle de tatlandırıyoruz. Harika gözüküyor zaten. Bu şekilde Bosna güvecimiz hazır ve üzerine hemen alüminyum folyomuzu. Alüminyum folyo ile kapatıyoruz. Arzu edilirse bu alüminyum folyo yerine Anadolu'nun çeşitli yerlerinde güveç kabı ve kabın etrafını da özellikle unla veyahut da hamurla kapatılıyor. Evet. Bu bazı yerlerde toprak altına, bazı yerlerde biz tabii büyük şehirler ve özellikle hızlı yaşayan insanlarımız evet. için hazırlıyoruz bunu. Efendim biz fırın kullanacağız bugün. Bizim bildiğimiz evlerimizde bulunan fırınlarımızdan kullanacağız. Şu an güvecimizi kurduk, hazırladık. Folyo ile kapağını ve sızdırmazlığını şey yaptık. Evet. İki tane de çöple delersek içerisindeki fazla havada dışarı çıkmış olur. Evet hemen kürdanımızla da. Kürdanla iki tane delik dersek bence yeterli olacaktır. Şu şekilde iki delik. Evet iki delik yeterlidir. Evet. Buradan da fazla hava tabii güvecimizi patlatmaması lazım. Hemen dışarı çıkacak doğru efendim. Gidiyoruz. Fırınımızı önceden 180 dereceyi ayarlamıştık. Fırınımız ısındı. Fırın ısındı efendim. 180 derecelik fırınımıza güvecimi hazırladığımız güveci attık. Güvecimiz şu anda pişmeye başladı. Ben tekrar günümüzün ve çağımızın en büyük problemlerinden olan obeziteye tekrar müsaade ederseniz geri dönmek istiyorum. Tabii, sözünüzü hocam, buyurun. Şimdi obezitemiz için bir sürü şey anlattık şu ana kadar. Peki bu obezite için bir risk faktörü var mıdır? Yani obeziteye neden olan risk faktörleri nelerdir? Biz bunu şöyle sıralayabiliriz. Mesela beslenme alışkanlığımız, hazır gıdalarla çok beslenen insanlar... Veyahut da zamansızlık nedeniyle hazır gıda tüketmek zorunda veyahut da özellikle daha önceden hazırlanmış proses gıdalar tüketmek zorunda olan insanlarımız. Fiziksel aktivitesi düşük olan insanlarımız, özellikle hareketi sevmeyen yani halk arasındaki tabirle bakkala bile neredeyse arada araba kullanarak gitmeyi düşünen insanlar, hareketsizliğimiz. Cinsiyet veya yaş yani ilerleyen yaşlarla beraber ve özellikle kadın cinsiyette kilo almaya yatkınlık daha fazla oluyor. Genetik olarak ailesinde ileri derecede kilo problemi olan insanlar. Eğitim düzeyi olarak efendim obezite çok seçmemekle beraber eğitim düzeyinin daha düşük olması da ilişkilendirilmiş risk faktörü olarak. Ve doğum sayısı olarak daha fazla sayıda doğumların olması, alkol kullanımının olması, psikolojik rahatsızlıkların olması... Bunlar bizim obezite için sayacağımız risk faktörlerindendir. Şimdi baktığımız zaman obezitede peki bunlar var. Hocam biz neler yapabiliriz? Yani ayrıca ben tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Çeşitli hormonal bozukluklar da obezite için risk faktörlerindendir. Peki baktığımız zaman obezitede peki bunlar bizim risklerimiz ama peki biz günlük hayatımızda bu obezite hastalığına yakalanmak için hatalı davranıyor muyuz diye de insanların aklına gelebilir. Obeziteye neden olan hatalı davranışlar nelerdir diye aklımıza gelirse de biz şunları sizlere söyleyebiliriz. Lütfen hiç kimse öğünlerini atlamasın ve öğün aralarında sürekli bir şeyler atıştırmak zorunda olduğunu hissetmesin. Özellikle bayanlar daima çantalarında bir
şeyler taşıyorlar. Fakat çok atıştırmak veya devamlı surette bir şeyler yemek de bizim obeziteye daha hızlı çağrıştırdığımız veya obeziteye daha hızlı yakalanmamıza neden olabilir. Ayrıca hep her programımızda üstüne basarak söylüyoruz. Akşam öğünlerinden sonra lütfen yemek yememeliyiz. Yani bakın, evinize geldiğiniz zaman size birisi fazladan iş buyurursa herkesin yüzü asılır. O yüzden aynı şeyi kalbinizden ve sindirim sisteminizden de lütfen beklemeyin. Akşam öğünlerinizden sonra ağırlıklı olarak, ki biz Türk halkı olarak biraz dolap kurduyuz, gece saat 12'de evet, 1'de yemek yiyen insanımız çok fazla. Lütfen bunlardan uzak duralım. Ayrıyeten genelde 2, 3 veya 4 şekilde, yani 2 olmasa bile en az 3 veya 4 porsiyona bölünmüş şekilde sağlıklı, ki bizim programımızın temel konsepti sağlıklı yemekler. Kalp sağlığımızı, kalp dostu olan yemeklerin hazırlanması. Sağlıksız ve düzensiz beslenme alışkanlığı olanlar. Yani kalkıldığı zaman kahvaltıdan akşam yemeğine kadar ki düzen bir türlü tutturamayan insanlarımızda. Ve yine masa başı veya ofiste oturup da hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olan insanlarımızda bu tür davranış bozuklukları çok sık olarak ortaya çıkmaktadır. Demek ki bunlar da bizim efendim obeziteyle ilgili olan yaptığımız yanlışlar. Peki hocam, obezite oldu da biz evet, ne yapacağız derseniz. Efendim, hocam biz... geçmeden önce ben hemen sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Ama güveçlerimiz hazır şu anda. Ben patlıcan evet, tavamızın malzeme listesine de geçmek istiyorum. Patlıcan tavamız var. Evet, tamam. Hemen onu da alalım. Tabii, hayır, pardon, buyurun. Evet, patlıcan tava için malzeme listemiz de gelsin. Evet sevgili izleyenler, Bosna Hersek'imizin kalp dostu yemeğinde patlıcan tavamız var ve patlıcan tavamızın malzeme listesi ekranlarda. 4 kişilik servisimiz var sevgili izleyenler. 1 çay kaşığı saf sızma zeytinyağı kullanıyoruz, 4 patlıcan kullanıyoruz, 10 adet siyah zeytin, tuz kullanıyoruz ve düşük sodyumlu tuzumuzu kullanıyoruz. Yanında da ikram olarak 1 bardak yayık ayranı kullanıyoruz sevgili izleyenler. Ben hemen işlemlerime başlıyorum. Hocam da kaldığı yerden devam edecek. Efendim şimdi patlıcan tava deyip geçmeyin. Yani bakın, Bosna Hersek patlıcan tavaya sahiplenmiş evet, kalp dostu yemek olarak bize söylüyor. Biz patlıcan tavayı bilmiyoruz. Evet, elbette biz de biliyoruz. Ancak bu tarif Bosna tarifidir. Evet. Dolayısıyla Bosna Kardiyoloji Derneği tarafından özellikle bize önerilen, kalp dostu olduğu bildiğimiz bir yemektir. Biz neticede patlıcan tava, bizim Türk usulü patlıcan tava yapmıyoruz burada. Evet. Genelde hocam bir de şöyle bir durum var. Patlıcanlarımız böyle acıdır. Onları evet, 30 dakika ben tuzlu suda beklettim. Evet. Ve onları şöyle sularını sıktım. Bu şekilde hem patlıcanımızın acısını almış olduk hem de evet, daha lezzetli olmasını sağladık. Bu arada soteleyeceğim ben hemen patlıcanlarımı. Patlıcanlarımız soteleniyor. Biraz su ilave ediyoruz tavamıza. Tavanın içerisinde ilk etapta yağ vardı herhalde, değil mi? Evet, çok az zeytinyağı kullandık. Ama isteğe göre izleyenlerimiz zeytinyağı kullanmayabilirler. Sadece suda da sote diyebilirler. Bu şekilde ben işlemlerime devam etmek istiyorum. Hocam kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz. Efendim şimdi yemekleri görünce ben tabii ne söyleyeceğimi de unutuyorum ama yemekler gerçekten harika gözüküyor. En son obezitenin en son ne kadarlık risk faktörü ve yapılan yanlışlarla ilgili sizlere bilgi vermiştik. Şu anda da artık hocam peki obezite olduk da obez olduk diye ölelim mi demeden önce obezite ile ilgili rakamlar nelerdir? Şimdi çünkü herkesin kabaca hesaplaması, yani biz obeziteyi nasıl tanımlıyoruz diye herkes bana sorabilir. Obezite için biz kilogram bölü metrekare, yani vücut ağırlığımızı boyumuzun metre cinsinden karesine bölüyoruz. Yani kilogram bölü boyumuzun kaç metre ise onun metre karesine bölüyoruz. Kilogram bölü metre kare cinsinden olan değere biz beden kütle indeksi diyoruz. Biz buna göre hastalarımızı rakamlandırıyoruz ve bu şekilde sınıflandırıyoruz. Baktığımız zaman da beden kütle indeksine göre normal dediğimiz zaman 18,5 ila 24,9 arasına, yani 18,5 ila yavaş yuvarlak 25 arasına normal diyoruz. 25 ila 30, yani biz onu kitabi olarak 29,9 diyoruz ama sizlerin aklında kalması için 30'a kadarki olan değerlere biz kilolu diyoruz veya şişman diyoruz. 30 ila 35 arasına hafif obez diyoruz. Demek ki 30 kilogram bölü metrekarenin üzerine obezite diyoruz artık. Ve 40 kilogram bölü metrekarenin üzerine de morbid obez diyoruz. Yani ölümcül obez. Artık ki onlar artık
birçok haberde veya birçok televizyon programında da, yani ben hatırlıyorum, dünyanın en şişman insanı hastalandığı zaman evinden çıkarılmak için evinin duvarları yıkıldı, kırıldı ve o insan vinçle evinden dışarı çıkarıldı. Evet. Dolayısıyla bu çok kötü bir hastalık. Yani sizi hareketsiz ve naçar bir vaziyette bırakıyor, evet, halde bırakıyor. O yüzden obezite deyip geçmeyelim, bizim vücudumuzun işleyişini ve tüm sistemlerimizi bozuyor. Yani bizim çektiğimiz bir sürü eklem ağrısı, sırt ağrıları, geçmeyen ağrılarımız, diz problemlerimiz, kalp problemlerimiz, yüksek tansiyon, şeker, ne varsa aklınıza gelen, demek ki sistemik bir hastalık. Evet. O yüzden biz Türk ulusu olarak obeziteye çok dikkat etmek durumundayız ki zaten bizim bakanlığımız da efendim obeziteyle savaş açmış ve obeziteyle savaşır durumda şu anda. Evet. Şu anda patlıcanlar muhteşem kızarmaya gözükmeye başladı. Yavaş yavaş sararmaya başladı, evet, efendim. Renkleri değişti. Evet, harika. Sesleri size geliyor, kokuları bana geliyor. Muhteşem kokuyor efendim. Gerçekten hakikaten çok, şu anda çok güzel kokuları burada algılıyoruz. Bosna Hersek'imizin fazla böyle bir kalp dostu yemeğimizde genelde patlıcan olarak yemekleri. Ben hani kalp dostu yemeklerinin hariç normal, evet, yemeklerine de baktım. Genelde hep hocam patlıcan tarzında yemekler. Patlıcan ağırlıklı, evet, yani patlıcan veyahut da sebze ağırlıklı yemek diyebiliriz. Hı hı. Et aşırı derecede kullanılan yemekleri, evet, pek yok. Bu da zaten Bosna Kardiyoloji Derneği tarafından kalp dostu olduğu onaylanmış olarak bize kadar bildirilen, evet, yemeklerden Bosna yemeği efendim. Bizim bildiğimiz Bosna yemeği. Şu anda hafif yağ ve hafif suyla sotelenen patlıcanları kenara alıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir tek şey, arzu eden patlıcan biliyorsunuz çok yağ çeken bir sebzedir. Evet. Arzu eden bunu kağıt havluyla fazla şeyi alabilir dışarıya. Yağını dışarı alabilir. Yani bildiğimiz bizim mutfak kağıt havlularımız var. Kağıt havluların üzerinde de fazla yağını dışarı alabilirsiniz. Biz burada hem kalp dostu yemekler yapıyoruz, hem sizin sırtınızdaki günlük yaşam stresini veyahut da hızlı yaşama ait etkileri azaltacak şekilde sizlere yemek tarifleri vermeye çalışıyoruz. Hem de bayanlarımızın daima yanında olacak şekilde, her zaman için bayanlarımız bizim yanımızda, bayanlarımızın yanında olacak şekilde onlara kolay ve hızlı, bizleri nasıl veyahut da bekar olanlar için de konuşalım, evet, nasıl hızlı doyurabileceklerinin tariflerini vermeye çalışıyoruz. Tabii bu arada kalp bekar dostu demişken, bekar salatamız var bugün Bosna Hersek'imizin menüsünde. Dilerseniz hocam ben hemen ona da geçmek istiyorum. Tamam efendim. Çünkü peki, siz kaldığınız yerden devam edin. Sağlık haberleriniz çok fazla bugün de. Evet. Ben hem izleyenlerimizle onları da paylaşın, tamam, istiyorum. Evet, hakikaten onun adı bekar salatası. Bekar salatası. Bekar salatası, evet, salatasıydı. Evet. Bosna Hersek demek ki biraz daha bu durumları düşünerek tarifler, evet, göndermiş. O yüzden sonuç olarak efendim, hocam obeziteyi de tanıdık. Artık ne yapalım derseniz, hani bir tek diyet midir bunun evet, şeysi, tedavi şekli? Hayır efendim, bir tek diyet değildir. Yani diyet bizim için ilk etapta uyulması gereken, özellikle bir profesyonel diyetisyen tarafından ölçülüp biçilip metabolik değerleri görülüp ona göre kişinin kendisine has. Yani biz aç kalmayı diyet olarak algılamamalıyız lütfen. Aç kaldığımız zaman vücut biliyorsunuz kendisini savunmaya geçer. Savunmaya geçtiği zaman da ne kaloriyi, ne suyu, ne tuzu dışarı bırakır. O zaman siz aç kalacağım derken ne kilo verebilirsiniz, ne de zayıflayabilirsiniz. Tam tersine aldığınız kilolarla daha fazla haşır neşir olmak durumunda kalırsınız. O yüzden bu işin profesyonelleri olan diyetisyenler her hastanemizde var. İlk etapta biz obezlerimizi diyetisyenlere gönderiyoruz. Evet. Ve diyetisyenlerimiz onları ölçüp biçiyorlar, tartıyorlar. Ve her insanımız için uygun bir diyet listesi, onu günlük işini bozmayacak, onun günlük aktivitesini engellemeyecek, onu yani kaba tabirle bayıltmayacak bir günlük diyet listesi yapılıyor, kendisine veriliyor, ona uyuyor. Hocam peki diyet listesi, biz bir türlü kilo veremiyoruz, ne yapalım derseniz, ikinci sırada çeşitli ilaçlarımız var efendim. Gene, evet, obeziteyle mücadelede kullandığımız. Obeziteyle mücadelede kullandığımız bu ilaçlarımız da gene belli bir süre dahilinde özellikle endokrinoloji ve dahiliye uzmanlarımız tarafından ve obeziteyle mücadele eden doktorlarımız tarafından önerildikten sonra gene de işe yaramazsa en son çare olarak artık efendim bugün yükselen yeni bir metabolik cerrahi trendimiz var. Evet. Yani metabolik bir cerrahi
bu tür obeziteyle ilgili bizim bu kırıcı, dökücü hastalığı yok etmemizde cerrahi bizim en son çaremiz olarak yeni ve yeni yükselen bir trendimiz olarak ortaya çıkmaktı. Evet. Sonuç olarak önce diyet, diyetin arkasından ilaçlar, ilaçlarda bu işi başaramazsak en son çare cerrahi olarak verilebiliyor. Ancak cerrahide de bu işi yapan profesyonellerin uzmanlara gidilmesi gerekiyor. Her hasta cerrahi için uygun mudur? Uygun olmayabilir. Bu işi yapan profesyonellerin lütfen burada aranması ve bulunması gerektiği ve obeziteyle mücadelede en son seçenek olarak cerrahinin düşünülmesi gerektiğini ve özellikle morbid obez yani 40 kilogram bölü metrekare ve üzerindeki insanların buraya başvurması gerektiği bilinmelidir. Bu şekilde ben obeziteyle ilgili sizlerle sözlerimi sonlandırıyorum. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Biz de bu arada Bosna Hersek'imizin 3. kalp dostu yemeği bekar salatası gelsin. Evet bekar salatası. Evet bekar salatası için malzeme listemiz hemen ekranlarda. 4 kişilik servisiniz var sevgili izleyenler. 4 tane yeşil biber kullanıyoruz. 2 orta boy soğan, 3 büyük domates, 4 diş sarımsak, taze çekilmiş karabiber, 3 çay kaşığı sıvı yağ. Tercihen saf sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tuzumuz var, tuz kullanıyoruz fakat tuzumuz düşük sodyumlu tuz kullanıyoruz. Evet ben bu arada hemen patlıcanlarıma dönüyorum. İşlemim bitmek üzere. Evet. Yapmış olduğumuz patlıcan tavada hemen kızarttık. Halka halka doğradık patlıcanlarımızı. Efendim dediğimiz gibi patlıcan son derece yağ çeken bir sebze. Evet. Dolayısıyla arzu eden hani bunu biraz da daha zaten kullandığımız biliyorsunuz kızartma su ve sıvı yağ karışımı. Saf sıvı zeytinyağı karışımı. Dolayısıyla hani şu anda Akdeniz veya Ege diyetine ters düşecek bir şeyimiz, davranışımız yok. Ve arzu eden hani ben daha da fazla az yağlı seviyorum veya yağsız seviyorum. Arzu eden bunu kağıt havluyla da veya kağıt mutfak havlusuyla da daha da yağını, suyunu dışarı alabilir. Evet. Evet hocam patlıcan tavamız hazır. Ben sadece üzerinde işlem yapacağım. Tamam. Hemen. Patlıcanlar gerçekten. Sirkemizi. O kadar sotelenmelerine rağmen gayet diri ve hakikaten tatları bozulmamış gibi gözüküyor. Şimdi birazdan tadacağız zaten. Evet. Hemen. Ve zeytinyağımızı üzerine gezdireceğim. Yalnız malzeme listemizde sadece siyah zeytin demişler. Hocam ben siyah zeytine böyle yeşilliklerle de suçlamak istiyorum. Tabii efendim. Önemli olan zeytin. Zaten biliyorsunuz zeytinyağı kullanıyoruz. Arzu eden kendine göre ben yeşil zeytini daha çok seviyorum. Tamam buyurun yani yeşil zeytin de olabilir. İlla biz siyah zeytin dedik diye siyah kullanmak zorunda değilsiniz. Biliyorsunuz bizim programımız tamamen kalp dostu. Ve eğlenceli bir program. Hiç kesinlikle bir zorlamamız yok. Ancak sınırlarımız bizim kalp damar hastalıklarıyla da sınırlanmış durumda. Çok da sınırsız değiliz. Evet patlıcan tavamız da hazır. Evet tereot. Dereotuyla süsledim. Evet. Hocam ben dilerseniz metabolik değerlerimiz metabolik de gelsin değerlerini, ekrana. Tabii efendim hemen. İzleyenlerimiz hemen bakalım. Önce yakından görsünler. Evet. Metabolik değerlerimizi de aldığımız zaman. Bu arada güveçlerimizden de mis gibi kokular gelmeye başladı hocam. Evet hakikaten öyle yani stüdyo mis gibi koktu şu anda. Ve gerçekten şu anda dikkat ederseniz yani 15-20 dakika olmadı değil mi? Yani iki kap yemeğimiz hemen hazır. Hiç zamanınızı almayacak yemekler yani gayet bizim pratik. Hep, dediğimiz gibi hep kolay hazırlanan, hızlı bir şekilde hazırlanan, kesinlikle bizi yormayan yemek listeleri ve yemek reçeteleri efendim. Burada şu anda ekranda görüyorsunuz dereotlarıyla süslenmiş patlıcanlar. Baktığımız zaman yemek için metabolik eşdeğerlerini ekrana gelmesini bekliyoruz. Bosna Hersek'in efendim 4 kişilik servis patlıcan tavasını görüyorsunuz. Tabii kızartma olduğu için porsiyon başına kilo kalorisi biraz yüksek. Tuzu da kolesterolü de ona göre yüksek. Ancak şöyle ben size özetlemeye çalışayım. Yaklaşık porsiyon başına 219 kilokalorilik bir enerji yükü var. Yaklaşık proteini 7 gram, lipidi 14 gram, karbonhidratı 16 gram, kolesterolü 25 miligram, sodyumu ise 82 miligram. Yani burada tabii bir tavada
kızartma olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu yapılan kızartma sonucunda da bir parça tabii proporsiyon başına kalorinin artacağını hepimiz bilmeliyiz. Ayrıyeten sodyumda biz özellikle düşük tutmaya çalışıyoruz. Fakat tabii bu arzu eden düşük sodyumlu tuz daha da az tuz kullanabilir. Ancak genel itibariyle bu şekilde biz kızartmasında da hafif zaten su ve zeytinyağı karışımını, saf sızma zeytinyağı karışımını kullandık. Bu şekilde metabolik eş değerlerimizde efendim sizlerle paylaşmış ve bildirmiş bulunuyoruz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben de hemen bekar salatamızı hazırlamaya başladım. Efendim, bu salata sadece bekarlar için değil tabii. Ailesi. İsmi da bekar salatası evet olmuş. Efendim, fakat çok ilginçtir. Bosna'da bu bekar salatası olarak biliniyor. Soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Tabii bu hızlı yaşayan aileler için de son derece kurtarıcı bir salata olabilir. Yani bekar salatası diye illa bekarlara has bir şey. Evet, değil. Soğanlarımızı da aynı şekilde suyla soteleyeceğiz. Ardından yeşil biberlerimizi ilave edeceğiz. Soğanlar şu anda küp küp doğranıyor efendim. Burada önemli olan hepsinin, tabii her programda da üstüne basarak söylüyoruz efendim, taze ve anında hazırlanması. Daha önceki haftalarda Arnavutluğa ait biliyorsunuz dondurma hazırlamıştık. Ve Arnavutluğa hazırlanan dondurma da gerçekten hemen o anda hazırladığımız ve metabolik yükü çok olmayan dondurma türlerinden bir tanesiydi. Ve burada da şu anda ilk etapta bir Bosna Hersek yemeği olan, ayrıca bizim de çok iyi bildiğimiz, çünkü Bosna neticede hani Türkiye'ye çok uzak bir yer değil. Evet. Biz orada vakti zamanında geçmişiz ve izlerimiz var. Bosna Hersek'e ait veya Bosna'ya ait patlıcan tavası burada. Patlıcan tavasının metabolik değerlerini sizlerle paylaştık. Şu anda da bekar salatasını, Bosna'ya ait bekar salatasını, ki Bosnalılar öyle tanımlıyorlar bunu, yapmaya hazırlanıyoruz, yapıyoruz şu anda. Soğanları küp küp doğradık efendim. Onları Nilüfer Hanım suyla sotelemeye bıraktı. Şu anda domatesimizi küp küp doğruyoruz. Domateslerimizi de ayrı bir yerde hazırlayacağız. Evet. Daha sonra birleşecek. Evet. Şu anda küp çok da farklı bir sunum olacak. Doğranıyor. Evet. Ben dilerseniz bu arada bir tıpla ilgili, tıp alanından bir haber vermeyi seyircilerimizle paylaşmaya gayret edeyim. Biliyorsunuz sizlere her hafta en az iki tane tıp alanından, tıp dünyasından sizi de ilgilendireceğini umduğum, biraz magazinsel, doktorlara tam olarak, doktorlara yönelik değil ama biraz magazinsel tıpla ilgili haberler sunma gayreti içerisindeyim. Biliyorsunuz bizim programımız Kalp Dostu Yemekler ve yemek programı olarak Türkiye televizyonlarına ilk kez akademik düzeyde bir yemek programı hazırlamaya gayreti içerisindeyiz. Akademik düzey dediğimiz zaman biz bunları kabaca daha önceden her türlü kardiyolog tarafından, her ülkenin kendi kardiyoloji uzmanları tarafından onaylanmış metabolik eşdeğerleri yaklaşık olarak bilinen. Çünkü biliyorsunuz bizim hesabımız bazen ufak tefek, hani 5-10 gram şaşabilir. Evet. Ama genel olarak baktığınız zaman biz kabaca bunların kalp dostu olduğunu ve genel metabolik eş değerlerini de sizlerle paylaşıyoruz ki kabaca bütün bunların hepsi sizlerle net, daha kolay anlaşabilmemize yardımcı olsun diye. Bugünkü sizlere benim bahsetmek istediğim şey müzikle kalp. Müzik ve kalp, özellikle kalp hastalıkları çok ilişkilendirilmiş bugüne kadar. Çok farklı sonuçlar bulunmuş. Evet. Fakat buradaki esas bildirilen şey, özellikle yeni yapılan Eylül 2015'e ait bir çalışma, yani son derece yakın tarihli bir çalışma. Bizim müzik özellikle kulağımızı taciz edici veyahut da bizi tam tabiriyle ağır müzik veyahut da çok ağır tempolu müzikler dediğimiz veya çok hızlı tempolu müzikler dediğimiz müzikle konsantrasyon ağırlıklı veyahut da daha sakinleştirici müziklerin karşılaştırmaları yapılmış. Bunlarda tansiyon ve kalp hızlarımız bakılmış efendim. Bunlarda özellikle ağırlıklı olarak hızlı müzik kullanılan denek gruplarında
ve sakinleştirici müzik kullanılan denek gruplarında kalp hızlarının ve özellikle solunum sayılarının değiştiği bulunmuş. Kan basınçlarının değiştiği bulunmuş. Hızlı müziklerde ve özellikle yüksek tempolu müziklerde kan basıncımızın arttığı, kalp hızımızın arttığı, solunum sayımızın arttığı bulunmuş. Daha farklı olarak da trankilizan, yani sakinleştirici müziklerin dinlenilmesi, ki çoğu insanlar bazen televizyonlarında açıp televizyonlarını veya radyolarından sakinleştirici müzikleri dinliyorlar ki günün stresinden biraz uzaklaşsınlar diye. Bu tür müziklerin dinlenilmesiyle de gün içerisinde bizim hızla artan nabzımız, solunum sayımız ve tansiyonumuzun düştüğü bildirilmiş. Ancak bununla ilgili çelişen bulgular da bazı çalışmalarda bildirilmiş. Bu çalışmamızda da özellikle bizim ağrı ve anksiyete, yani bizim paniğimizi veyahut da ruhi durumumuzu değiştiren türde müziklerin sunulmasıyla beraber daha düşük kalp hızı ve daha düşük kan basıncımızın olduğu ve solunum sayılarımızın da buna bağlı olarak daha azaldığı, daha regüle olduğu bulunmuş. Ancak tabii bunlar özellikle hemen ilk etapta standartize edilebilecek bulgular değil. Dediğim gibi efendim, bunlar çalışmadan çalışmaya veya ülkelerden ülkeye yapılan çalışmalarla değişebiliyor. Belki izleyicilerimiz bilirler, belki bilmeyenler için ben de söyleyeyim. Bu müzikle terapi efendim Osmanlılar zamanında da kullanılmış. Evet. Özellikle Edirne'de eğer gidenler bilirler. Müzikle depresyon veya müzikle özellikle ruh hastalıklarının tedavi edildiği bir müzemiz tedavi var. Tedavi yöntemlerini kullanmış. Müzemiz evet. var. Özellikle Osmanlı zamanında, Osmanlı tıbbında. Peki bu müzik belli mi hocam? Oraya gittiğiniz zaman zaten hafif bizim meşhur neyimiz vardı. Neyimiz, efendim neyin dışında kemani, kabak kemaniler ve diğer şeyleri. Oralarda zaten duyuyorsunuz. Zaten bu müzikleri duyup da orada neden bu müziklerin çalındığını anlamamak pek mümkün değil. Evet. Yani bu bizim için yeni bir şey değil. Ancak tabii bu yurt dışından yayın olarak bildirilmiş. Fakat biz tabii bunu Osmanlı zamanından beridir hem kullanıyoruz hem uyguluyoruz. Evet hocam, bu arada ben sözünüzü kesiyorum ama şöyle domateslerimizle sarımsağımızı sotelemeye başladık. Soğanlarımızı ve biberlerimizi de ilave ettik. Sadece suyla soteliyoruz. Evet. Teker efendim, salatamız. Her programımızda da tekrar üstüne basarak söylüyoruz. Evet. Biz yemeklerimizde mümkün olan en az miktarda saf sızma zeytinyağını kullanıyoruz. Bizim bütün kullandığımız, bizim vücudumuzun ihtiyacı olan su. Bütün işlerimizi, sotelemene işlemlerimizi, yani pişirme işlemlerimizi suyla yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla su bizim için hayati önemi olan bir yiyecek ya içecek türümüz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Bu arada bekar salatamız hazırlanırken kısa bir araya gidelim biz. Tabii, hay hay. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Patlıcan tavamız hazır. Bekar salatamız da hazırlanmaya devam ediyor. Zaten olmak üzere domateslerimiz olmuş. Evet, ne yaptık? Soğanlarımız ve biberlerimizi suyumuzla soteledik. Arkasından da domateslerimiz ve sarımsaklarımızı soteledik. Hiç yağ kullanmadık bunlarda sevgili izleyenler. Ve biberlerimizin ve soğanlarımızın üzerine sarımsak ve domatesimizi ilave ediyoruz. Bekar salatamız hazır. Ardından zeytinyağımızı ve taze çekilmiş karabiberimizi kullanıyoruz. Evet, bekar salatamız da hazır sevgili izleyenler. Hemen yerini alsın tezgahımızda. Ben sizlerle bir şey daha paylaşayım. Tabii bu şu anda Nilüfer Hanım yaptıklarından veya pişirdiklerinden kalanların bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Bir kısmını biz çünkü yedik daha önceden. O yüzden hani burada sizin görselinizde kalması için buradan kalanlar sadece. Biz bir kısmını yedik. Hakikaten gerçekten çok güzelmiş Bosna'nın yemekleri de. Ve gerçekten çok hızlı hazırladık ve çok nefasetli bir şekilde. Yok, leziz bir şekilde hazırladık. Tahmin ediyorum herhalde güvecimizde olduğu zaman
Şu anda zaten salatanın kendisini görüyorsunuz ki hani bekar bekar böyle de salata olur mu? Vallahi oluyormuş. Oluyormuş, evet. Oluyormuş demek ki. Harika olmuş tadı yani. Tadı da mükemmel. Gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi biz tattık. İnşallah sizler de evinizde dener yaparsınız. Hakikaten çok güzel ve çok leziz. Ve bunların hepsi tekrar efendim kalp dostu ve kalp onaylı yemekler. Evet hocam. Dilerseniz sizden de hemen bekar salatamızın metabolik değerlerini alalım. Tamam, hay hay efendim. Ben de bu arada hemen güvecimize bakmak istiyorum sevgili izleyenler. Güvecimiz ne alemde? Efendim şimdi ilk etapta patlıcan tava, Bosna usulü patlıcan tavayı yaptık. Bosna usulü patlıcan tavadan sonra Bosna'nın reçetesine göre hazırlanan bekar salatası efendim. Bekar salatasının da metabolik değerlerine baktığımız zaman bekar salatamızı 4 kişilik servis olarak sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ama biz burada hepsini neredeyse yediğimiz için size kala kala bir kısmı kaldı. Ancak bu 4 kişilik hazırlanan bir servistir. Size daha önce bildirilen reçete miktarlarında. Kilo kalorisine baktığımız zaman porsiyon başına 98 kilokalori gibi düşük bir oran. 2 gram proteini var. Yaklaşık 4 gram lipidi var. Efendim 11 gram karbonhidratı var. Lif oranı biraz yüksek bizim salatamızın. Dolayısıyla sizi daha çok tok tutacak ve özellikle bizi şişirecek olan bölümden biraz daha uzak bir salata. 9 mg kolesterolü var. 18 mg da efendim sodyum var. Dolayısıyla bekar salatamız bizim şekilde gördüğünüz gibi daha önce Nilüfer Hanım sizlere nasıl yapıldığını malzemelerle beraber gösterdi. Ve biz de sizlere şu anda metabolik değerlerini sunuyoruz. Gördüğünüz gibi çok ağır ve yüksek boyutta, hani sindirim açısından sıkıntılı boyutta bir yemek oranı değil. Baktığımız zaman 98 kilokalori son derece akıllı uslu bir porsiyon miktarı. Evet, akşam 7'den sonra da yiyebiliriz değil akşam mi hocam? Akşam 7'den sonra da yenebilir efendim. Akşam 7'den sonra da arzu eden çok istiyorsa televizyonun karşısına geçip hadi olsun bir iki tane galeta da bizden olsun. Evet. Bir iki galeta ile bunu çok güzel bir şekilde tüketebilir. Yani galetalar da tabii bizim artık TGDT'nin hediyesi olsun. Evet, öyle olsun o zaman hocam. Hocam artık programımız gerçekten çok güzel. Yani ben kendi şahsı adıma da bakıyorum dışarıdan da. Gerçekten mükemmel yani biz program mesela oldu. Biz sizle beraber hem eğleniyoruz, hem yapıyoruz, hem gösteriyoruz. Böylece hem nasıl yapıldığını Türk insanımızla paylaşıyoruz. Hepsinin zaten kalp dostu olduğunu biz biliyoruz. Evet. Çünkü bunların hepsi onaylayacaklar. Yapılırken de gerçekten renklere baktığınız zaman renkler de şimdi ışıklar altında özellikle stüdyoda muhteşem gözüküyor. Evet. Ve özellikle de zaten yağ kullanmadığımız için de o diriliğini yağ de kaybetmiyorlar. Tuz kullanmıyoruz. Düşük sodyumlu tuzumuzu kullanıyoruz sadece. Evet. Ve reçetelerimizde de sayın seyircilerimiz dikkat ederse kesinlikle bir keskin sınırımız yok efendim. Evet. Yani keskin bir sınırla bu yemek illa böyle olacaktır, bu yemek illa şöyle olacak, öyle bir sınırımız yok. Sadece genel çerçevede, genel mahalde size bunun nasıl olması gerektiğini ve genel mesela Bosna'ya ait, hocam patlıcan tavanın Bosna'sı Türkiye'si mi olur diye düşünenler olabilir, oluyor efendim. Lütfen şekilde verilen veyahut da size daha önce bildirilen oranlarda malzemeleri kullandığınız zaman Bosna tarafından verilen reçeteler bunlardır. Bunlar da hepsi zaten kalp dostu yiyeceklerdir ki güveç geldi. Güveç muhteşem. Evet. Mis gibi güveci koktu. Açtık. Bence ben biraz şunları biraz kenara kaydırsak da güveç biraz ortaya gelse diye düşündüm ama. Tabağımızı aslında toprak güvecimizde dursun. Toprak güveçte dursun. Evet. Biraz genel halini bir görsünler. Mis gibi de koktu. Sayın seyircilerimiz. Biraz yaklaşırsa kameramız. Evet. Oradan da bundan sonra izleyenlerimiz doktorum ben ne yemeliyim, kalp krizi geçirdim neler yemeliyim diye kalp düşünmeyecekler. Krizi neler düşünmeyecekler efendim. Bakın güveç var, patlıcan tavamız var, burada bekar salatamız var. Kalp krizi geçirenler, kalplerinde özellikle bypass gibi cerrahi işlem geçirenler veyahut da kalple ilgili herhangi bir koroner stent ve benzeri işlem geçirenler efendim dikkat etsinler. Biz burada hepsi için çeşitli ağız lezzetlerini sunmaya gayret ediyoruz. Ve hepsinin de efendim hepsi bilinen onaylı yiyecekler. Metabolik değerleri de hepsinin son derece ciddi bir şekilde gözüküyor. Şu anda güveci görmektesiniz. Güvecin kendisi muhteşem gözüküyor. Nasıl olduğu ve içerisinde ne kadarlık et bulunduğu, ne kadar miligramlık kolesterol olduğunu zaten birazdan sizlerle paylaşacağız. Sadece güvecin artık piştiğini ve eğer sayın seyircilerimiz
hesaplarlarsa yaklaşık herhalde Nilüfer Hanım yarım saat olmadı değil mi? Yarım evet, saat, yarım saat. 35-40 dakika ancak evet, oldu. Anca. Ve 3 tane ana yemek yemeğimiz yaptık. Var. Ve gerçekten bu bizi doyuracak. İsteyen arzu ederse bekar salatasını biraz bol tutup televizyon karşısında hani hareketsizken ben bir şeyler atıştırayım diyenler de TGRT'nin göndermiş olduğu galetalarla beraber evet. onları tüketebilirler efendim. Ben şöyle izleyenlerimiz daha da yakından evet. görsünler diye. Efendim renkler muhteşem. Söyleyecek hiçbir şey yok. Hemen. Tabii güvece girdiği zaman et de kuzu eti de kendisini bırakıyor. Diğer etler de kendisini bırakıyor. Ve şöyle resmen hemen. Muhteşem. Efendim çok evet. yanlış bir insanın önüne bıraktım evet. güvece. Elinize kolunuza sağlık. Ben şöyle kaldırayım biraz tabağı. Kameramanımız evet. için çeksin bu güvecin muhteşemliğini. Harika görünüyor. Yani söyleyecek söz az. Ve burada bakın kalp dostu her şey. Tamamen içerisinde kesinlikle herhangi bir ağır yağ yok. Ağır bir hayvani yağ yok. Kesinlikle etin kendisinden gelen, yağsız etin kendisine akan nefaset, su ve güvecin yarattığı sebzelerin kendisinden akan sıvıyla efendim pişen bir güveç. O zaman ellerime sağlık diyorum. Ellerinize sağlık Nilüfer Hanım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz size çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik hocam. İstiyorsanız metabolik değerlerini de bir alalım. Hemen alalım güvecinizin alalım. Metabolik değerlerini de. Metabolik değerler de gelsin efendim güvecin. Hani biz hocam bir güveci yiyoruz da ne yiyoruz diyenler de olabilir. Evet. Onlar için de kabaca neler, ne kadarlık bir kalori aldıklarını. Ve gerçekten Bostan yemekleri hakikaten çok da hafif ve leziz. Baktığımız zaman efendim Bosna güveci olarak yemeğimizin adı geçiyor. 8 kişilik bir servistir bu. Siz daha önce belirlenen miktarlarda hazırladığınızda 8 kişilik bir akşam yemeği çıkıyor. Baktığımız zaman porsiyon başına 271 kilokalorilik bir porsiyon. Yaklaşık 27 gramlık protein, 13 gramlık yağ, 11 gramlık karbonhidrat, 83 miligramlık kolesterol ve 99 miligramlık sodyum olarak biz içeriğini sizlere, metabolik içeriğini paylaşabiliriz. Tabii dediğim gibi bunlar yuvarlak rakamlar. Yani elinizin ayarına göre bu biraz daha 83 değil de 85 evet. yani ne bileyim işte 83 ile 80 gibi olabilir. Önemli olan genel gramaj ve genel alınan kolesterol miktarı. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. 100 gram kıymada 100 miligram kolesterol olduğunu hiçbir zaman unutmamaya çalışalım. Ve kabaca ölçümlerimizi buna göre yapmaya çalışalım. Yani hepimiz tekrar hatırlarsak 100 gram kıymada kabaca 100 miligram kolesterol var. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak evet. neler söylemek istersiniz hemen alalım. Efendim herkesin kalp hastalıklarından uzak, herkesin genel sağlık durumunun, ruh durumunun çok iyi olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından biliyorsunuz sağlık bu şekilde tanımlanıyor. Evet. Tanımlanıyor. Hem fiziki hem ruhi sağlığımızın beraber iyi olduğu, İnşallah kavgasız, patırtısız İnşallah. Ve sağlıklı günlerde hep Türkiye'miz olsun, güçlü olsun istiyoruz. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın efendim.